Evet arkadaşlar, iyi akşamlar tekrar. Nasıl gidiyor şeyler? Ayrılabilen filleri çözüyor muyuz yavaştan? Yavaş yavaş Siz mantığı. de etrafta her yerde ayrılabilen filleri görüyor musunuz? Benim gibi. Biraz önce bir NS kartımı aldım. Orada bir tane gördüm sanırım. Ha. Evet. Öyle bir şeydi sanırım. Tam hatırlayamadım. Evet, şimdi yine devam edelim çok kullanılanlardan. Fark etmek ne demek? Fark etmez. Mesela fark etmez nasıl diyorsunuz? Fark eder mi? Nasıl soruyorsunuz? Fark etmezi biliyorum da. Het mag nicht aus. Evet, güzel. Fark eder mi? Nasıl denir bilmiyorum. Et mag nie, et mag nicht aus. Mag het aus. Güzel, güzel deneme. Magt et out. Fark eder mi? Bu aslında hangi fiil? Örtmek. Evet, outmark'ın. Mesela şöyle diyelim, hiçbir şey fark etmeyecek diyelim. Şeyde gelecek zamanda kullanacağız. Het Marked it out. Evet, het zal nasıl olur? Het zal nicht. Gelecek zamanda mı dediniz siz? Evet, het zal nicht out. Ötmak. Evet, het zal yerine ne diyebiliriz? Het fahrt nicht out machen. Yani burada fark etmeyecek olan şey nedir? Het. Het olduğu için orada hat kullandık. Yani o bir şey yani evet. Mesela şöyle de diye bir saniye bir yandan da kontrol ediyorum. Needs hat outmaken. Şey çıkmadı. Neyse şartları zorlamayalım. Evet yani bu outmark'ın önemli olabilir fiil arkadaşlar. Mesela etsal etsal şey diyelim yani fazla bir şey fark etmeyecek diyelim. Etzal need fail. Mantıklı geldi mi? Orada mısın arkadaşlar? Ses duymuyorum. Buradayız hocam, duyuyoruz. Ah ben sizi duymuyorum. Şimdi hetsal need fail outmark'ın dedik. Bu fazla bir şey fark etmeyecek oldu. Şimdi need fail yerine need kullanmadan nasıl aynı şeyi ifade edebiliriz? Başka bir kelimeyle. Yani çok bunun yerine az diyelim. Az bir şey fark edecek. Az kelimemiz neydi? Weinig. Evet, weinig. Weinig. Evet, weinig. Weinig. Et zal weinig outmaken. Bu üsttekiyle şey aynı aslında. Need fail ile weinig aynı.
Evet. Bunu şey yaptık. Yani bakarsınız sonra bu fiil önemli. Şimdi kaydetmek ne demekti? Kaydetmek böyle bilgileri bir şey saklamak aslında. Böyle mesela bir mobilyaları bir yerde muhafaza etmek, depolamak olarak kullanılır. Bir dosyayı saklamak, hani dosyayı saklamak, kaydetmek ister misin diye. Sparen. Opslan, evet. Sparen ne demek arkadaşlar? Kaydetmek demek değil mi ya? Sparen para biriktirmek demek. Tamam. Yani save doğru. Sparen save demek. Ama İngilizce ile aynı değil. Sparen'ın save anlamı var. Ama para biriktirme anlamında save anlamı var. Yoksa bir dosyayı kaydetme anlamında save anlamı yok. Peki. Vuralcığım. Opsulan. Sen aynı anda İngilizce'de mi çalışıyorsun Vural? Ya önceden bilince aklıma direkt o geliyor. Hiç iyi bir şey değil aslında. Çok zorlanıyorum bu konuda. Evet. Şöyle diyelim. Dokümanı kaydetmek istiyor musun diye bize Windows nasıl sorar soruyu? İstiyor musun? Biliyor. Evet, neyi? Daisy document. Document head mi, dö mü? Head sanırım. Evet, head document. O zaman did document diyelim. Did document. Opsulan. Opsulan. Will you did document opsulan. Değişiklikleri kaydetmek ister misiniz diye nasıl sorar? Değişiklikler. Değişikliklerin eki ne olabilir? Ferandering. Evet, zaten het olamaz çünkü çoğul olduğu için kesin de olacak. Evet. Ferandering öyle, yani ferandering değişiklikler de bu şekilde değişiklikler değil yani. Bir dosya belgedeki değişikliklere weisiging deniyor. Weisigen. Evet, Weisigen. Opsulan. Yani ferandering daha böyle daha somut değişiklikler, yani toplumsal değişiklikler, durum değişiklikleri falan. Şöyle diyelim. Bilgileri saklıyorum diyelim. Bilgiler dedim, informasi değil de hani böyle kişisel bilgiler gibi. Ona ne deniyor? Mesela birisinin kontak bilgileri gibi. İlk yani burada cümle önemli değil, sadece cümlenin kurulumunu şu anda inceliyoruz. İlk sıla de Heifens. Heifens. Hop. Evet. Mesela kişisel bilgiler de Heifens kullanılıyor. Personal Heifens mi kullanılıyor? Mesela kişisel bilgilerin korunması kanunu vesaire, orada Heifens kullanılıyor. Burada geçmiş zaman mı yaptık? Yok, bu geniş zaman. Opsa. İke göre çekim öyle olduğu için öyle yaptık. Şöyle diyelim. Mesela Türkiye'deki mobilyalarını ne yaptın? İlk hep, şimdi geçmiş zamanda diyelim ki onları orada depoladım diyelim. İlk hep main möbulu möbuls. Evet. Opgeslagen. Evet. Opgeslagen. Güzel. Şimdi dikkat et nasıl diyorduk? Dikkat et. Letop. Evet, letop. Onun fiili ne? Master. Opletin. Opletin. Letop. Dikkat. Letop. Ondan sonra dikkat etmedim diyelim. Gerçi biz bunu geçen yaptık ya sanki. Yaptık, evet yaptık. Tamam, bunu yaptık, neyse çok.
yarım dakika kaybettik. Ik heb niet goed opgelet. İşte ben de bu size burada diyebilirim. Ik heb niet goed opgelet. Yani çok dikkat etmemişim. Çok fark etmemişim gibi. Tam buraya uygun bir cümle yani kontekste. Aslında bu cümleyi kurabilmek için bu şeyi yapmıştım. Yeminle iyi kıvırdınız. Tebrik ederim. Da diyebilirim. Bunu bizim çocuklar iyi yapıyor böyle şeyleri kurmaları da. Tabii siz yemezsiniz. Çok iyi oldu. Şöyle diyelim. Şeyi kullanmış mıydık? Op knapını. Yenilemek anlamı vardı. Bisikletçi için örnek vermiştiniz. Orada örnek vermiştik. Şey ama diyelim. Ama bununla alakalı cümle kurmamıştık sanırım. Yani bir ev aldınız. Ev yenilenmesi. Bir ev aldınız. Evi şey yapmanız gerekiyor. Yani bir elden geçirmeniz gerekiyor. Aslında elden geçirmek demek tam olarak. Ve evi geçirmemiz gerekiyor. Ne yapın? Mutan. Het house. Burada mesela burada noch da diyebilirsiniz. Noch yani daha anlam veriyor. Daha op knapın. Yani mesela ev aldınız. Hollandalı soruyor. Talmatçeniz. O hayırlı olsun. Gefeliciteerd met je huis. Dankjewel. Wij moeten het huis nog op knapen gibi. İşte wanneer ha je verhuizen. Ondan sonra işte şu kadar offer 15 dagen. Wij moeten het huis nog opknappen. Bu böyle kullanılıyor. Peki evi şey yapmaya başladınız. Elden geçirmeye başladınız ve şu anda onu yapmaktasınız bugünlerde. Bunu nasıl söylüyoruz? Wij knappen het huis op. Şimdi bu biraz geniş zaman şey yapıyor. Geniş zaman. Bunu böyle daha şimdiki zamanın o şeyini, hareketini nasıl verebiliyoruz? Bunu belki biz çok üzerine durmadık bunun. Böyle birkaç defa dokunup geçtim sanki. Onu biliyor musunuz? Ben sadece nü koyarım başına sonuna bir yerine. Bilmiyorum yani. Wij knappen nu het huis op. Yani biz şu anda evi elden geçirmekteyiz. Evden geçirmekle uğraşıyoruz. Yani oradaki tam şimdiki zaman hissini daha çok vermek istiyorsak cümlede bir anlam olarak. Belki şu anda bunun yeri değil. Ayrı bir ders bunu yapmamız lazım ama şu anda içimden geldi. Wij. Burada arkadaşlar şey kullanıyorsunuz. Ik ben, jij bent, hij is, ze is, het is veya wij zijn. Burada wij olduğu için wij zijn. Het huis. An het op knapın diyorsunuz. Biraz bu yapıyı bilmiyorsanız kafanız karışmış olabilir. Mesela şu anda okumaktayım. Şu anda okuyorum. Nasıl diyorsunuz? Telefonda konuşuyoruz. Ne yapıyorsun şu anda? Ik ben het boek aan het lezen. Evet, okumaktayım. Kitaba da gerek yok. Ik ben aan het lezen. Bir obje gelecekse bu aan bölümünün önüne geliyor. Yukarıda olduğu gibi. Het op knapın önüne geldiği gibi. Ik ben Anet Stüdyerin gibi. Neyse bu parantezdi. İleride şey yaparız bunu da. Bu da kullanılıyor yani. Hani ben bunu ilk duyduğumda bu Anet yapısını duyduğumda aman demiştim. Bu ne yani hani ne gerek var buna demiştim. Yani bir bakalım karşıma çıkarsa ben de öğrenirim demiştim. Biraz direnmiştim. Sonradan bayağı karşıma çıktı öğrendim yani. Nerede kaldık? Peki sadece ben yani sein fiiliyle mi oluyor? O fiil değişebilir mi? Mesela? Lopen. Yok fiil değişir tabii. Tüm fiilleri burada kullanabilirsiniz. Ha, öyle değil hocam. Hani yapmaktayım derken emzar kalıbını kullanıyoruz ya ilk ben. Ya orası. O ben vesaire falan değişmiyor değil mi? Word'un fiili değişmiyor. Olmak tabii. O kalıp yani orada.
Evet, baştaki şey kalıp ilk ben evet. Anet bilmem ne işte Anet Lopen diyebilirsiniz. Mesela ne yapmaktasın? Hadi bir de bunu soruya çevirelim madem. Madem girdik bundan soru yapalım. Şu anda ne yapmaktasın? What? What ben you? What ben you? Anet? Dun. Evet. What ben you Anet Dun? Şu anda ne yapmaktasın? Yani hocam şunu soruyorum. Ben bunu aratırsam ben an sein an het diye mi aratacağım bulacağım bu yapıyı öğrenmek istiyorsam onu soruyorum. Sein yani her zaman. Onu diyorsunuz. Ya sein değil. Yani Anet bu şey bu. İngilizce'deki present continuous tense bu. Yani şey var ya I am reading a book diyorsunuz. Normalde I read a book diyorsunuz. Geniş zamanda kitap okurum. Yerine göre geniş zamanda kullanınca şimdiki zaman anlamı da veriyor. I read a book. Ama tam olarak oradaki şimdiki zamanı vurgulayacaksanız I am reading a book diyorsunuz. Bu da tam ona karşılık geliyor. Bunu nasıl aratırsınız ben de bilmiyorum. Yani başka örnekleri görmek için diyorsanız yani Anet'ten sonra bir tane fiilin mazhar halini koyun zaten örnek görürsünüz yani. Çünkü o blok orası blok halinde orası değişmiyor. Şimdi şey yaptık. Evi 15 gün uğraştınız evde. Evi şey yaptınız. Eve geçeceksiniz. Geçmiş zamanda kullanalım şimdi de. The Heaven. Bu heaven. Evet devam. At house. House. Of help. Burak şu benim şey bilgisayara bir çare bulsana böyle atlayıp duruyor bir yerlere. Çözemedim bunu. At house. Hop. Heaven. Bak yine zıpladı ya. O tasvide ile alakalı bir problem olabilir mi? Normal kullanırken sorun yapıyor mu hocam? Hep yapıyor. Yani şu an için demiyorum. Normalde kendi kullanırken de yapıyor mu? Atlıyor mu böyle bir yerden bir yere? Neyse sonra konuşuruz. Ben de tam şey yapmadım. Nereden kaynaklandı bulamadım. We haven't had house opgeknapt. Şimdi buradan başka bir fiil atlayalım. Evi elden geçirdik ama şimdi temizlememiz gerekecek evi. Son marka. Diyelim. Ya temizlememiz gerekecek diyelim. Wey. Mutun. Het eyes. Dahayı nasıl diyoruz? Daha. No. Evet. Suhun. Evet. Şöyle diyelim. Evi temizledik diyelim. Wey. We haven't had house. Tamam. We haven't had house. Suhun. Hemakt. Diğeriyle kullanalım. Diğer şeyle imperfectumla. Wey. Wey makten. Had house. Suhun. Had house. Suhun. Evet. Şöyle diyelim. Kinderbeisilah başvurusu yapacak diyelim. Hadi ilk diyelim. İlk. Frach. İlk. Frach. Kinderbeisilah. An. Wey muten. Devam edelim. Aynı cümle. Kinder bei Slach. An prachen. Oh. Evet. Alttaki cümle yazacaktık alttaki hocam. Alttaki ne ekleyecektik? Prachen hocam. Ha.
Bir ara dikteyi kullanıyordunuz telefondan. Ya evet, yani unuttum bugün. Şey yapalım onu da. Şimdi şey diyelim, bir arkadaşımız ve arkadaşımız olmasın. Ukraynalı'nın birisi, gerçi Ukraynalılar da ilticaya başvurmuyor ki. Bir tane Suriyeli ilticaya başvuracak olsun. Nasıl şey yapar? İlticaya başvurur. Hadi Z olsun. Z. Fırah. Flüh. Telink. Flüh telink. Flüh telink oluyor mu? İltica kelimesinin neydi şeyi? Asil miydi? Asil. İltica evet. Tam olarak asil demek. Yani flüchteling iltica, yani mülteci statüsünü almış kişi demek. Yani başvurulan şeye asil deniyor. Zöfrah, o zaman nasıl devam edeceğiz? Ama burada hangi proposit olacak, form olacak, yani ne gelecek ya da gelmeyecekmiş bir şey. Zöfrah, for, asil. Asil an. Burada T oluyor mu? Het. Artık yeli hetmiş hocam. Ama burada artikel sanırım kullanılmaz. Yani evet. Hayır, bu asil sadece asil mi? Başında hiçbir şey yok mu? Böyle. Şimdi mesela şöyle diyelim. Zö heeft asil neydi? An gefragt. Biraz bunları evet demek zor oluyor ama an gefragt. Zö heeft asil an gefragt. İltica başvurusunda bulundu. Bununla alakalı bir hikaye anlatayım. Kaydetmediğimiz zamanlarda. Tamam, olur. Sie heeft Asyl angefragt. Sie hat Asyl angefragt. An orada artık he olmuyor. Anfragen. Sie hat Asyl angefragt. Evet. Şimdi şey nasıl diyoruz? Her şey iyi olacak. Bu Cem Yılmaz'ın var diye her şey güzel olacak filmi. Onu nasıl Hollanda'ya çeviririz? Het komt goed. Het komt goed. Het komt goed olur, evet. Het komt goed. Bir saniye, niye böyle oluyor? Het komt goed. Aynı yeri bulamadım. Şu baştan başlatıyor bana. Ortalığı karıştırdık. Şu en başa geçeyim. Oradan şey yapalım. Het komt goed. Punt. Het komt goed. Punt. Ben yukarı gidiyorum, aşağı yazıyor. Tamam. Her şey güzel olacak diyelim. Her şeyi nereye koyuyoruz? Het komt alles goed. Oldu mu? Het komt alles goed oluyor mu? Bir yerde bir tuhaflık var mı? Alles komt goed. Evet, alles komt goed. Doğru. Alles komt goed. Punt. Allah Allah. Ben yukarı çıkıyorum, aşağı iniyor ya. Tamam, bugün 50 yazalım öyleyse. Alles komt goed. Peki, şimdi eğer başa bu şekilde hash kullanacaksak het komt allemal diyoruz. Burada allemal böyle kullanılıyor. Yani
her şey, hepsi güzel olacak deyince, ama şimdi het kommt alles deyince, yani het ile alles aynı fonksiyona sahip cümle ögeleri. Yani ya alles kommt olur veya het kommt olur. Dolayısıyla bunların birisini seçmemiz gerekiyor. Böyle aynı şekilde olmuyor. Ama het ile allemal aynı birbirini tamamlar şekilde kullanılabiliyor. Şöyle diyelim. Gelecek zamanda kullanalım bunu. Gelecek zamanda. Het. Hat. Hut. Hut. Kommen. Kommen. Yine burada da allemalı kullanalım. Çünkü bunları çok duyacaksınız ve bunu genelde allemalla duyacaksınız. Het kommt, het hat, allemal, allemal, hut kommen. Evet, buradaki hut kommen ayrı yazılıyor. Niye ayrı yazılıyor ben de bilmiyorum. Mesela her şey iyi gitti diyelim. Nasıldı şey? Alles ist gut. Yani iyi gitti değil de sonu iyi oldu. Bu yani şimdi her şeyin sonu iyi oldu, iyi bitti anlamında. Het is, pardon, het vakit. Ein. Het ging. Allemal. Gut. Bir saniye ya. Het ging allemal gut. Evet, evet, pardon, kafam karıştı. Gut diyoruz. Diğer şekilde kullanınca nasıl oluyordu? Perfektumla. Het heeft. Het is. Het is allemal. Common olduğu için het is. Yeah. Het is gut. Gekommen. Het is gut gekommen. İyi oldu. Sonu iyi bitti. Şöyle diyelim. Zor bir periyottu. Ama şükür ki her şey iyi bitti. Zor bir periyottu. That was diyelim. Moeilijke. Moeilijke. Periyode. Periyode. Nasıl diyorsunuz? Çok şükür. Gelukkig. Evet. Gelukkig. Ama güzel kelimeyi bilmeniz. Gelukkig. Evet, devam. Is. Her şey. Alles. Goed gekommen. Goed gekommen. Veya gelukkig ging alles, pardon, bu ging değil ya, o zaman kıvam alles diyoruz. Kıvam alles gut. Geçmişte öyle kullanacaksak. Mesela. Ya evet, yukarıdakini ben anlamaya çalışıyordum. Evet ben de bir tuhaflık vardı orada da ben de tam, evet şimdi fark ettim. Het kıvam allemal gut. Evet, bunun içinde düzelttik. Het kıvam allemal gut. Şöyle diyelim. O çözüldü. Bir sorun vardı. O çözüldü ve her şey iyi oldu. Her şey iyi bitti. Nasıldı çözülmek? Opgelost gibi bir şey mi? Evet. Het is opgelost. Burada pasif şey var. Bunu öğrenmedik ama. Het is opgelost. Evet. Devamı. En. Alles kıvam gut. Evet. Alles kıvam gut. Şöyle diyelim. Bir kelime daha öğreteyim size. Allah'a şükür her şey sonunda iyi oldu, iyi bitti diyelim. Hot. Hot bu. Hot diyorsunuz normalde. Hot sei dank. Yani ben bunu hiç kullanmadım da şeyde. Bu şekilde. Allah'a şükür. Ama böyle kullanacaksanız bu şekilde. Yani hot sei dank. Yani kiliselerde falan böyle kullanılıyordur. Hot kullanılıyor. Hot sei dank. Hadi cümleyi izle. İzle kuralım. Is.
Her şey mi? Alıs? Is het diyebiliriz. Is alıs diyebiliriz. Yani bir şey yok. Cümleye çok farklı şekilde kurabiliyoruz. Is het. Sonunda nasıl? Sonunda. Ein, o da olur. Out aindelik de olur. Aindelik de olur. Aindelik. Yani şunun başına out dersek. Aindelik. Evet, devam. Hut hekomen. Hut hekomen. Yani bunun yerine hut hut saydank kıvam alıs hut da diyebilirdik. Bir fark yok. Şöyle diyelim. Her şey yeniden iyi olacak diyelim. Alles kommt wieder gut. Alles kommt wieder 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 gut. Evet. Bunu gelecek zamanda kullanalım. Alles hat wieder gut kommen. Evet. Alles hat wieder gut kommen. Şöyle diyelim. Umarım her şey iyi olur, iyi biter diyelim. Hope. Ich hope. Ich hope. Tatlı mı yapacağız? Evet, tatlı. Ich hope that. Umarım bir cümle, diğer bölüm bir ikinci cümle. Ich hope that. Alles wir gut hat kommen. Wir de olur. Gut kommen, kommen deyince şimdi burada şey yaptık. Olmadı. Niye olmadı burada? Kommt Alice'e göre çekeceğiz. Hat. Evet. Çekimin olacak dat'tan dolayı. Kommt olacak, evet. Alles, çünkü alles tekil olduğu için yani her şey iyi olacak. Türkçe'de olduğu gibi alles wir gut kommt. Ich hoffe dat alles wir gut kommt. Şöyle diyelim. Bunu ikinci bölümü neyse zorlamayalım. Başka var mı güzel cümlem, bakıyorum. Yani bir arkadaşımız var diyelim, ondan haberimiz yok. Yani haber almadık ama iyidir yani. Hani her şeyin iyi olmasını onu tahmin iyi olacağını tahmin ediyoruz onunla alakalı. Burada nasıl onu ifade ediyoruz? Evet. Burada mood kullanılıyor. Het mood. Olmalı anlamında mı? Evet, iyidir yani. Het mood gut kommen. İyi olmalı. Met hem. Het mood gut kommen. İyidir yani. Normal şartlar altında iyidir. Gibi. Evet, 2 dakikamız kaldı. Ne diyelim başka? Daha var aslında şeylerim de. Şöyle diyelim. Komşularımla tanıştım diyelim. Und mutum mu kullanacağız? Ich mag. Kennis Mark'ın değil mi? Evet. Kennis Mark'ın. Ich mag. Mein Büro. Mein Büro. Evet. Kennis. Ich mag. Met dememize gerek var mı? Evet. Ich mag. Met. Mein. Ich mag. Mag mı mutlu? Evet. Ich mag de Kennis met mein Büren. Komşularımla tanıştım. Bunu ik heple söyleyelim. Evet. Bunu ik. Bunu ik ha ile söyleyelim. Model fiilli. Evet, bir de
Finci Finci het lökle kullanalım. Yani. Hadi bir dakika. Hı. Bir dakika 15 saniyemiz var bakalım. Bunları yetiştirelim. İkep. İkep met mendürün. Kenis hemakt. Kenis hemakt. İkha. Met mendürün. Met mendürün. Met main. Met main. Kolejhaz yaptım bunu. Kenis. Makın. Finciyet lök. Om. Hadi bu sefer yeni insanlar diyelim. Yeni insanlarla tanışmak. Finjet lök om ve mensin. Kenis tömakın. Kenis tömakın. Mensin kaldı arada. Kaynadı. İyi ve mensin. Arkadaşlar vakit doldu. Görüşmek üzere. İyi bakın kendinize. Çok ders için teşekkürler. Rica ederim. Güzel oldu. Trakpet'le alakalı ulaşırsanız bakalım. Tamam haberleşiriz Duran. Hadi hoşça kalın. İyi akşamlar. İyi hafta sonları. İyi akşamlar.